Merhaba arkadaşlar. 14. fasık günümüzün 6. uygulamalarının sorularını birlikte çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Küçükten büyüğe doğru sıralamamız istenmiş. A'ya bakacak olursak kök dereceleri aynı. Hepsi kara kök içerisinde. Kök dereceleri aynı olduğunda içerisinde büyük olan daha büyük olacak. Dolayısıyla 8, 5'ten büyük, 5 de 3'ten büyük olduğu için ne olur? En büyük Z, sonra Y, sonra X olur. Bize küçükten büyüğe doğru sıralayın dediğine göre X küçüktür, Y küçüktür, Z şeklinde bir sıralama yapabiliriz geldik beye arkadaşlar. Hepsi kök içerisinde verilmemiş. Bu şekilde sıralama yapmam mümkün değil. O yüzden ben hepsini kök içerisine alacağım. Çünkü 5'i x'e bakacak olursanız kök 5'i dışarı çıkartamıyorum. O zaman diğerlerini kök içerisine yazayım diyorum. Yani x kök 5'miş. Y 2. Kök içerisine alırsam ne olur? 2'nin karesinden 4 olur. Z 3 kök içerisine alırsam 9 olur. Şimdi hepsinin kök derecesi aynı olduğuna göre içeride en küçük yazan ne? 4. O zaman y en küçüktür. Sonra 5 yani x en küçüktür. Sonra gördüğünüz gibi 9. Dolayısıyla sıralarımız Y küçüktür, X küçüktür. Z şeklinde olur. Şimdi C'ye bakalım. Burada yine kök derecelerinin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. 4 var. Şurada görünmeyen 2 var ve 8 var. Bunların hepsini 8 ile eşitleyelim arkadaşlar. Burayı 8 yapabilmek için X'e bakıyorum. 2 ile genişleteceğim. Doğru mu? O zaman X ne olur? 8. dereceden kök içerisinde madem kökün derecesini 2 ile genişlettik. Kuvveti de 2 ile genişleteceğiz. 3'ün 1. kuvveti ya. Kuvveti 2 ile genişletirsem 1 kere 2'den 2, 3 üstü 2 olur. Y'ye geldik. Kare kök 2. Normalde kök derecesine 2. O zaman ben bunu 4 ile genişleteceğim. Yani 4 çarpı 2. O zaman burayı da 4 ile genişleteceğim. 8 dereceden kök içerisinde 2 üzeri 4 olarak yazacağım. Z zaten gördüğünüz gibi 8 dereceden kök içerisinde 8. Şimdi arkadaşlar 3'ün karesi ne? 9. Yani burası 8 dereceden kök içerisinde 9. Burası 8. dereceden kök içerisinde 2 üzeri 4'ten 16. Bu da zaten 8'de. Küçükten büyüğe sıralama yapın dediği için en küçük kaç arkadaşlar? 8. O zaman z en küçük. Sonra x küçük ve sonra da gördüğünüz gibi y küçüktür diyebiliriz. İkinci sorumuzdayız. Köklü denklemlerin çözüm kümeleri bizden istenmiş. A'ya hemen bakacak olursak kökten kurtulmak için her iki tarafın öncelikle ne yaparız? Karesini alırız. O zaman x 2 kökten kurtardım. 1'in karesinden 1 olur. x'i de buradan 3 olarak buluruz. Geldik b'ye. 2'yi sağ tarafa gönderiyorum. O zaman küp kök içerisinde x eksi 3 eşittir. 1 eksi 2'den eksi 1 olur. Eksi 1 olabilir mi? Olur. Çünkü kökün derecesi tek arkadaşlar. Her iki tarafın 3. kuvvetini alırsak x eksi 3 eşittir. Eksi 1'in 3. kuvveti yine eksi 1'dir. O zaman x eşittir. Eksi 3'ü sağ tarafa artı 3 olarak gönderirsem 3 eksi 1'den 2 olarak buluruz arkadaşlar. C'ye bakalım arkadaşlar. Buradaki artı 4'ü sağ gönderirsem kök eşittir. 3 eksi 4'ten eksi 1 olur. Her iki tarafın karesini alacak mıyız? Hayır. Neden? Çünkü kökün derecesi çift olduğunda sonuç asla negatif olamaz. O zaman bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Üçüncü sorumuzdayız. Aşağıda bir zemin üzerine dik yerleştirilen 5 kalem ile kalemlerden dördünün boyu santimetre türünden karışık olarak gösterilmiştir. Kalem boyları burada. Buna göre aşağıdakilerden hangileri mavi renkli kalemin boyunun uzunluğu olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz aslında 3 tip kalem var. 2 tane mor var. 2 tane turuncu var. 1 tane mavi var. Şimdi kök 24'e bakalım arkadaşlar. Biraz düzenleyelim bunu. 6 kere 4 24 yani 2 kök 6. Kök 40'a bakıyoruz. Burası da 4 çarpı 10 olduğu için 2 kök 10. 2 kök 10 zaten burada var bakın. 2 kök 6 da burada var. Demek ki arkadaşlar bu 5'inden 4'ünün boyu burada yazılıysa aslında mavinin boy uzunluğu verilmemiş demektir. E maviye baktığımız zaman turuncu ile gördüğünüz gibi mavinin boyu turuncu ile mor arasında. O zaman 2 kök 6 ile 2 kök 10 arasında bir şeyde bir yerde olması lazım değil mi mantıken mavi renkli boy uzunluğu mavi renkli kalemin boy uzunluğu bu aralıkta olmalı. Şimdi arkadaşlar 2 içeri aldım tekrardan ki zaten biliyorum kök 24. E kök 10 kök 40. O zaman mavi renkli kalemin boy uzunluğu bu aralıkta olacak. 4'ü kök içerisine yazarsak kök 16 olur. Bu aralığa girer mi? 24 40 aralığında değil gitti. 2 içeriye aldım. 6 kere 4 24. Zaten buna eşit oluyor gitti. 5 içeriye aldım. Kök 25. Evet bu olabilir. 2 kök 10 zaten 40'a eşit. 7 kök 49 daha büyük. 2 kök 5, 2 içeriye 4 diye girerse 5 kere 4, 20 yine bu aralıkta olmuyor. Dolayısıyla mavi renkli kalemin uzunluğu 5'e eşit olabilir. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıda kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi küpler ile bu küplerin bir ayrıtlarının uzunlukları gösterilmiştir. Küplerden hangi ikisi üst üste konulursa cismin yerden yüksekliği en büyük olur diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi mantık yürütelim. En büyük ayrıta sahip, kenar uzunluğuna sahip iki küpü üst üste koyarsam yerden yüksekliği o derece büyük olacak. Şimdi o zaman bu dört uzunluğun içerisinde en büyük iki tanesini arıyorum diyebilirim. Küp kök var gördüğünüz gibi. Önce küp köke dokunmuyorum. Eleyebildiğim kadar eleme yapayım diyorum. Mesela burası kök 15. 4 ne eşit arkadaşlar? Kök 16 eşit. 2 kök 6 var. 2 içeri alırsak bu da kök 24. Şimdi bu üç arasında kıyaslama yaparsak zaten bu küçük oluyor değil mi? Diyelim ki hani yeşil ve mavi atıyorum şu anda. Turuncudan büyükse zaten ben bu ikisini alırım. Şunu devreye hiç sokmam. Şimdi bu ikisi daha doğrusu şu üçü arasında bir kıyaslama yapacağız. Şimdi ben de şunu söylüyorum arkadaşlar. Diyorum ki küp kök içerisinde 12 eğer kök 16'dan küçükse zaten kök 24'ten daha küçük olacaktır. Doğru mu? O zaman bu ikisi arasında bir kıyaslama yapalım. Kare kök içerisinde 16, 16'yı da 2'nin 4. kuvveti olarak yazayım. Dereceleri aynı yapmadan kıyaslama yapamayacağım için bunların derecelerini şu anda aynı hale getiriyorum. Yani 6. dereceden kök içerisinde 12'nin karesi 144. 6. dereceden kök içerisinde 2 üzeri 12 yapar burası. Üstünün sol 4 kere 3'ten 12 arkadaşlar. 2 üzeri 12 oldu. Ki 2 üzeri 12, 2 üzeri 10 verebileceğiz. 1024 olduğuna göre 1024'ten çok daha büyüktür. Yani 144'ten kesinlikle daha büyüktür. Hatta 2 üzeri 12 nedir? 1024 2 ile çarp 2048 4096 yapar. Ne oldu yani? Buradaki turuncu da otomatik olarak elendi. Çünkü kök 16 bundan daha büyükse kök 24 daha büyüktür. Dolayısıyla ben yeşil ve mavi küpleri seçerek üst üste koyarak en büyük yüksekliğe sahip cismi oluşturmuş olurum. Bu şekilde arkadaşlar son uygulamalarınızla bitirmiş olduk. Şimdi test sorularına geçerek konuyu tam olarak bir şekilde bitirmiş olalım. Altyapımızı sağlamlaştırmış olalım. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.